Tabii ki orkestra eğer yapılan aranjmanı çalamıyorsa onu atacaksın çöpe. Yani orkestra da iyi çalmak zorunda. Ben çok mutlu bir insanım çok şükür. Sahne programları yapıyorum. Ve beni sahnede izleyenler şaşkınlık geçiriyorlar. Diyorlar ki yani biz CD dinler gibi müzik dinliyoruz. Bu benim sayemde olmuyor. Ben şarkıyı düzgün söylesem de arkamda inşaat yapan bir orkestra olsaydı öyle dinleyemeyeceklerdi. Yani bu orkestra bu gibi, çocuklar gerçekten çok değerlidirler. Peki o zaman ben konuyu orkestraya getirmek istiyordum. Bu akşam sevgili Alpay'a eşlik eden bu orkestrayı gerçekten prova sırasındaki disiplinleri sırasında da ben onları izledim, dinledim. Hem disiplinlerini hem kendi aralarındaki dostlukları gördüm. Sonuç olarak bu sizlerin monitörlerinize veyahut da evlerinizdeki televizyonlarınıza kadar gelen sonuçta katkısı olan bu arkadaşları tek tek saymak istiyorum ben size. Flütte Doğan Kospançalı, doğru tonlamaydı bu, yine öğrendim. Bas gitar ve vokalde Özhan Unakıtan, davulda Alpay Şalt var. Klavyelerde Serkan Dedemen var. Gitarda Başar Şahin var. Keman ve vokalde Nur Turuntay var. Vokalde, hatta keman vokal ve shaker da diyebiliriz buna. Vokalin diğer vokalde Bade Kaynar var. Bade hem back vokal yapan, evet, hem de çok güzel solo şarkılar söyleyebilen. Öyle mi? Peki, harika. O benim programlarımda, ona da şarkı söyletiyorum. Aynı zamanda Doğan da çok güzel şarkı söylüyor. Evet, biliyorum maalesef. Ondan sonra perküsyonda da Rıfat Murtaza var. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar, elinize sağlık. Ben şimdi oradan birazcık devam edeyim. Ondan sonra şarkıya devam edeceğiz. Alpay gibi uzun soluklu olmanın formülü nedir? Yani çok kısa nasıl özetler Alpay bunu? Yani içtenlikli olmak. Yani bu işi yapan insanın içtenlikli olması gerekli. Ben inanmadığım bir müziği hiçbir zaman yapmadım. Arkama döndüğüm zaman utanılacak bir şey bulmuyorum. Halk beğenecek, çok satacak falan gibi kaygılarla yapılan müzik koşulda yapılan müziktir. İtek bir olay olur. İnsan senin içtenlikli olduğuna inanmaz. Sevdiğin şeyi yapacaksın. İnsanlar yer ya da yemez. Ama sen sevdiğinden şaşmayacaksın. Bana göre herkes için geçerli. Van Gogh fırçayı eline alıp da şunun şurasına yeşil mi sürsem daha çok para ederdi yoksa kırmızı mı diye düşünseydi Van Gogh diye bir adam olmazdı bugün. Evet, ben peki diyorum. O zaman Van Gogh örneğinde Van Gogh için yaptığın son besteyi dinleyebilir miyiz? Tabii tabii. Peki, yani zaten hangi? Van Gogh senin için diye bir şarkı söyleyeceğim. Peki. Bu Van Gogh için yapılmış bir şarkı. Gerçekten. Peki ama programda kulağını sen kesmeye takma abi. Evet, Alpay'ı dinliyoruz. Senin için İçimde senin için, kalbim senin için.
çoğalıyor. Beyazlar senin için, siyahlar benim için. Artık kalbim susmuyor. Senin için, senin için, senin için bu şarkılar, dökülen bu yaşlar, özlemle senin için. Senin için bu şarkılar, dökülen bu yaşlar, sevdalar senin için.